Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manav ben. Bugün sizinle merakla beklediğiniz kutu açışını yaptık, pil testini yaptık ve abi incelemesi ne zaman gelecektiniz bir telefonun? Mevzu Pro 7'nin detaylı olarak incelemesini yapacağız arkadaşlar ve bu incelemede size telefon tüm artılarını, tüm eksilerini hep beraber anlatacağız ve bunların ne olduğuna da biraz yakından bakacağız. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Mevzu Türkiye'den de bu videoyu izlediklerine eminim. Onlara da en azından ücretsiz bir şekilde ürünlerle ilgili bir Ar-Ge çalışması da yapmış oldum. En azından kendi eksiklerini de böylece görebilmiş olurlar diye düşünüyorum. Şimdi telefonların tabii teknik özelliklerinden falan filan başlayacağız, anlatacağız, aktaracağız ama ben bu telefonu uzun zamandan beri kullanıyorum. Ve telefonla ilgili ciddi anlamda bazı fikirlerim oluştu. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle telefonun artılarından biraz eksilerinden bahsedelim. Yani çok net söyleyeyim. Telefonun çok fazla artısı yok. Özellikle fiyat tarafında 2199 TL'lik satış fiyatıyla kafalarda biraz soru işareti bırakan bir rakam bu. Yani bence 2000 TL'nin altında olmalıydı bu telefonun fiyatı. Çünkü Çin pazarına baktığı zaman aslında Mevzu Türkiye, neden bunu söylediğimi de aslında anlayabilecektir diye düşünüyorum. Ayrıca Mevzu Türkiye'nin şunu da anlaması lazım. Türkiye'de telefon satabilmek için mutlaka GSM operatörlerine giriş yapmaları gerekiyor. GSM operatörlerine giriş yapmayan hiçbir telefon 2199 TL'ye açıkçası söylemek gerekirse bilinmeyen bir markanın satılabileceğini çok fazla düşünmüyorum ben. Mutlaka GSM operatörlerine giriş yapmanın bir yolunu bulmalılar diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz eksilerden biraz bahsedeyim. Öncelikle en büyük eksisi bana sorarsanız en büyük artısı oluyor. Nedir en büyük artısı ve en büyük eksisi? Arkadaki ikinci ekranı. Bu arkadaki ikinci ekran bana sorarsanız tasarım anlamında, yapı anlamında oldukça başarılı bir donanım. Fakat nereden bakarsanız bakın kullanış şeklinin oldukça başarısız olduğunu görüyoruz. Bence yani Mevzu bir an evvel artık 3. parti yazılımları mı destek verir yoksa kendisi mi yapar bilemiyorum ama 3. ekranın çok çok daha iyi bir şekilde bizlere sunulması gerektiğini düşünüyorum bu şekilde. Çünkü bu arkadaki 2. ekran düzgün bir şekilde çalışmıyor. Yani düzgün bir şekilde derken benim istediğim gibi çalışmıyor. Yani hani aynen Samsung'un Edge ekranları gibi hiçbir işe yaramayan Edge ekranları vardı ya. Aynen bunun da 2. ekranı bana sorarsanız hiçbir işe yaramıyor. Sadece hani telefonla eğer fotoğraf çekiyorsanız, arka kamerayla selfie çekmek isterseniz bu özelliği kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama bunun yanında 2. ekranın bize büyük bir artısının olmadığını düşünüyorum. Yazılımsal tarafta mutlaka bir güncelleme ihtiyacı var. Çünkü bize hava durumunu gösteriyor. Efendime söyleyeyim işte saati gösteriyor. Bunun yanında işte orada bir duvar kağıdı koyabiliyorsunuz. Hareketli duvar kağıdı koyabiliyorsunuz. Ve işte bakanların böyle ilgisini çekebiliyor. Ama bana sorarsanız aramada bile mesela atıyorum beni Mustafa Kılıç aradığında genel yönetmenimiz Mustafa'ya da buradan selam olsun. Mustafa beni aradığında ben de Mustafa Kılıç diye kayıtlı ama sadece Mustafa olarak görünüyor arkadaşlar. Böyle saçma sapan bir durum var. Onu bile tam olarak gösteremiyor. Aslında orada kayan bir yazı olabilirdi ya da yatay olarak bize onu sunabilirdi ama maalesef böyle bir durum yok. Bana atıyorum bir mail geldiğinde ben bu maili buradan açamıyorum. Buradan bakamıyorum. Bu bunların en büyük sorunlarından bir tanesi. Bu telefonu aslında ben 2. ekranını kendim bildirim ekranı olarak kullanabilmem gerekiyordu ama şu anda Mevzu bunu sağlayabilmiş değil. Bana sorarsanız en büyük telefonun problemi de bu. 2. ekran, ben telefonu yani 8-9 günden beri kullanıyorum bu telefonu. 2. ekranı hiç kullanmadım. Yani bugüne kadar 2. ekrana bakıp da hiçbir şey yapmadım. Oysa ki mükemmel bir şekilde yani mükemmel bir donanım arkada 2. ekran olması ama dediğim gibi kullanışlı değil. Bundan sonraki Pro 8'de eğer çıkacaksa göreceksiniz arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle bu 2. ekran çok daha farklı bir şekilde kullanılacaktır. Ben bundan eminim. Hatta yeri de tam ters tarafa alınabilir, karşı tarafa alınabilir ve daha da büyütülebilerek benim aslında istediğim bir ekran haline getirilebilir diye düşünüyorum. Bakalım hep beraber göreceğiz. 2. ekran bence oldukça başarısız bir şekilde yazılımsal anlamda desteklenmiş. Oysa ki donanım anlamda mükemmel çalışıyor ama yazılımsal anlamda mutlaka güncelleme ihtiyacı var. Telefonda home butonu var. Bu da enteresan. Hatta şunları da birleştireyim. Mesela sanal tuş takımı var. Altında da home butonu var. Yani bu hani ne perhiz ne lahana turşusu derler ya aynen öyle. Ya madem home butonu olacaktı niye sanal tuş takımları var? Sanal tuş takımı varsa niye home butonu var? Burada çok ciddi anlamda bir sorun bu. Home butonu tarafında da bir problem var. Çünkü home butonuna dokunduğunuz zaman parmak izi okunmuyor, yapmıyor. Eski nesillerdeki gibi illa bir fiziki olarak dokunmanız gerekiyor. Oysa ki dediğim gibi işte uzun zamandan beri sadece dokunmayla çalışan parmak izi okuma sensörlerine alıştık. Bu bende biraz bu noktada problem yarattı. Bunu da söyleyeyim.
Telefonun bazı menülerinde, özellikle bu ikinci ekrandaki menüde falan İngilizce menü görüyoruz. Bu da telefonda sanki, şunu çok net söyleyeyim. Daha evvel mesela bazı firmalarla bu çalışmaları yaptık. Yani işte bir telefonu prototip anlamında bize gönderdiler. Biz de gizlilik sözleşmeleriyle bu telefonları inceledik. Bunu çok net söyleyeyim. Ama bu telefon da sanki bana o telefonları hatırlattı. Yani o telefonlarda da böyle işte İngilizce menüler falan filan oluyordu. Şudur budur. Hani bu telefona baktığım zaman da bana biraz böyle geldi. Bu sanal tuş takımının olması, İngilizce menülerinin olması hakikaten hani Meizu'nun marka algısını ciddi anlamda sarsan şeyler bunlar. Umarım Meizu bunlardan vazgeçer ve bu bağlamda kendine daha doğru bir yol çizer. Bu Türkçe dil desteğine telefon %100 olarak kavuşabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Telefonun ekranı biraz soluk. Yani bunu hemen şöyle söyleyeyim. Bu telefon ekranın soluk olduğunu da şöyle belirtirsek herhalde daha doğru olacak. Telefonun ekranına baktığınız zaman telefon normalde sıkıntı yok ama bunu dinamikte kullanırsanız sorun yok. Bunu eğer standart bir hale alırsanız telefonun ekranının diğer telefonlara göre biraz soluk kaldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Dinamikte kullandığınız zaman da AMOLED ekran performansı veriyor. Bunu da belirteyim. Yani hani burada telefonu affedersiniz ama hani bokluyorsun falan filan gibi bir şey olmasın. Ama en azından ben gördüklerimi bugüne kadar size aktardım. Bugün de bunu aktarıyorum size. Daha fazla kamera arayüzü özellikleri sunabilmeliydi diye düşünüyorum telefon. Ayrıca telefonun kamera performansı oldukça beğendim. Blur olayı zaten kamera tarafından anlatacağım ama blur olayını falan telefon tamamen aşmış. Kamera tarafında gerçekten başarılı bir telefon var. Bunu çok net söyleyeyim ama biraz daha fazla kamera özelleştirmesi bence denilebilirdi. Telefonun en büyük eksilerinden bir tanesi kesinlikle kutudan Android 7.0 Nougat'la çıkması. Bugün bu telefon tam karşısındaki telefon nedir? İşte Mate 10 Lite'tir. Mate 10 Lite'a baktığınız zaman Android 8.0 var. Bu telefonların mutlaka bu güncellemenin verilmesi lazım ama hani bana sorarsanız Volkan sen bu telefon Android 8.0 oraya güncellemesinin geleceğini düşünüyor musun diye çok açıkçası bu konuda yorum yapamayacağım ama ben çok düşünmüyorum Android 8.0 geleceğini. Bunu da söyleyeyim. Telefonun sesi yani ses performansı, kulaklık performansı değil çünkü kulaklık tarafından hani artılarını anlatacağım onu ama dışarı verdiği ses bence çok yeterli değil. Bir noktada biraz da arttırmalı bu ses. Donanımsal mıdır artık yazılımsal mıdır bilemiyorum ama biraz da arttırmalı diye düşünüyorum arkadaşlar bunu söyleyeyim. Telefonun bir başka handikapıysa en azından bugün itibariyle bunu söyleyebilirim. Çünkü Helio P25 yonga seti var. Bu evet çok eski bir yonga seti değil. Yani MediaTek'in 16 nanometre FinFET teknolojisine sahip bir yonga seti ama hani bugün baktığınız zaman hatta dün itibariyle satışa sunulan arkadaşlar Oppo R15 MediaTek'in yeni nesil 12 nanometre üretim sürecine sahip bir yonga setiyle Helio P60 ile arkadaşlar pazara sunuldu. Baktığınızda insanlar her zaman yenisini almak istiyorlar ve yeni telefonların da haberlerini yapıyoruz. Bu bağlam dediğim gibi Helio P25'te biraz geçmişte kalan bir yonga seti dersek herhalde yanlış bir şey söylemeyiz. Burada arkadaşlar telefonun hiç mi artısı yok derseniz evet telefonun artısı var. Yenilikçi bir tasarım var arkadaşlar. Hemen şöyle ufak ufak notlar aldım. Bunlara da bakıyorum bu arada. Biraz kopya da çekiyorum. Ya bu merak uyandıran bir tasarım var bu telefonda. Ya ben bu telefonu masaya koyduğum zaman ikinci ekranı gören birçok insanı ya o ne? O nasıl çalışıyor falan filan dediğine şahit oldum ama ya insanlara ikinci ekranı anlatıyorsunuz ama çok iyi çalışmadığı için yani Mustafa arıyor Mustafa yazıyor. Dediğim gibi burada böyle bir sıkıntı var. Umarım dediğim gibi bunlar düzelir. Daha iyi bir noktaya gelir diye düşünüyorum. Telefonda 32 bit ses desteği var. Bence bu önemli. Kulaklıkla beraber bu telefonu kullandığınızda ki kutu içinden kulaklık çıkmıyor. O da enteresandır. Çin telefonlarına bu çıkmıyor ama kulaklığın olduğunu en azından görüyoruz bu telefonda. Maalesef kulaklık yok. Belki Meizu gibi firmalar Türkiye özgü böyle ufak tefek şeyler yaparak en azından farklılığını ortaya koyarlar. Çünkü o karşı tarafındaki rakipleri gerçekten de bu noktada çok ama çok agresif davranıyorlar. Bu telefonda 32 bit ses desteği var. Bu da bence telefon artılarından bir tanesi. Ben telefonun artılarını eksilerini anlattım size. Telefonun işte teknik özelliklerini falan filan her yerde bulabilirsiniz. Ben telefonu uzun zamandan beri kullanıyorum. Bildiğiniz gibi telefonları kullanmadan, yaşamadan, anlatmadan, özür dilerim bunu tam olarak ortaya koymadan size anlatmıyorum. Bugün de bunu yaptım. Telefon artılarını ve eksilerini size tam olarak anlatmış oldum. Dilerseniz telefonu çok kısa teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Daha sonra tasarıma geçeceğim arkadaşlar. Telefonumuz 5.2 inç IPS LCD bir ekran var burada. %71.8 ekran kas oranı var. Süper AMOLED ekran var. IPS LCD mi dedim özür dilerim. Süper AMOLED ekran var arkadaşlar telefonda. Çok kusura bakmayın özür dilerim bunu. Arada dediğim gibi bazen ağzımız alışmış söyleyebiliyoruz. 1920x1080 piksel çözünürlükte
Full HD sözlükte bir ekran var. Tabii ki 1920x1080 deyince anladığınız 18'e 9 değil 16'ya 9 ekran formatı var. Aslında eksilerden bir tanesi de bunu söyleyebilir. Çünkü artık 16'ya 9 ekran, özür dilerim, 18'e 9 ekran formatı insanlar tarafından ciddi anlamda kabul edilebilir bir ekran formatı. Zaten baktığınız zaman Meizu'nun yeni telefonlarında işte bu Snapdragon 636'lı yeni tanıtılan E3'ün de bir an evvel getirilmesi lazım. E3 gibi telefonların yeni nesil telefonlar olduğunu ve hem kamera yapısıyla arkadaki çift dikine yerleştirilmiş iPhone 10 benzeri kamera yapısıyla daha yenilikçi bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz ve daha yeni nesil yonga setlerine sahip olduğunu görüyoruz. Umarız Meizu Türkiye bu telefonları getirebilir. Telefonda arkadaşlar MediaTek Helio P25 yonga seti var. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bence en önemli, en güzel şeylerinden bir tanesi GPU tarafında Mali T880 çift çekirdekli bir GPU var. En ufak bir problem oyunlarda yaşatmadı. Hatta şunu söyleyeyim, yonga seti ısınmıyor. GPU kesinlikle ve kesinlikle kasılmıyor. Thermal throttling gibi falan filan dertler yok. Ben telefonun oyun performansından da oldukça memnun kaldım. Genel anlamda performansından da memnun kaldım. Bunu da belirtmiş olalım. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Yanlış bir şey söylemeyelim diye. Arkada çift lens kamera var. Bu çift lens kamera 12 megapiksel ve 12 megapiksel iki tane kamera var. Bunlardan bir tanesi monokrom. Ve dediğim gibi telefonlar oldukça başarılı. F2.0 diyafram değerine sahip. Ön kamerası arkadaşlar 16 megapiksel ve o da F2.0 değerine sahip. Zaten nasıl bir performans sergilediğini hep beraber bakacağız. Oldukça başarılı bir kamerası var. Yani ben kamerasını gerçekten beğendim. Zaten fotoğrafları siz de görünce siz de beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Yani bu telefonun kamera performansı bana sorarsanız hani Huawei'in Mate 10 Lite'inden daha iyi. En azından yapmış olduğum testlerde bunu net bir şekilde gördüm. Parmak izi okuma sensörü var. Biraz daha hızlı olabilir parmak izi okuma sensörü. Bunu da belirtmiş olalım. Telefonun 3000 mAh pil gücü var. Nasıl bir pil performansı olduğunda bunu arkadaşlar zaten gerçek kullanım pil testini yaptık. Açıp orada izleyip kendiniz görebilirsiniz. Benim telefon teknik özellikleriyle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Şimdi dilerseniz hep beraber telefonun tasarımına yakından bakalım. Arkadaşlar dilerseniz Meizu Pro Edit'in biraz tasarımına yakından bakalım. Şimdi öncelikle tabii ki burada ikinci bir ekran var. Bu ikinci ekranı bu şekilde tıkladığımız zaman üzerine bunu istersek kendimiz ayarlayabiliyoruz. Üstüne tıklayarak ikinci ekranı gösterebiliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Tekrar açalım. Evet, açalım. İşte dediğim gibi yani ikinci ekranla ilgili böyle bir sıkıntı var. Yani şimdi mesela ben şuna tıklıyorum. Şu an açılmıyor. Yani yazılımsal anlamda bu gerçekten ikinci ekrana bir ciddi anlamda yazılım ihtiyacı var. Buradan bastığımız zaman 18.38 yazıyor ve gördüğünüz gibi Monday yazıyor. Yani burada bu bile İngilizce. Yani Türkçe değil. İşte söylemeye çalıştığım şeylerden bir tanesi bu. Burada mesela 3540 adım atmışsın diyor. İşte bu da steps yazıyor. Gördüğünüz gibi yani adımlar diyor. Buraya baktığımız zaman ne gösteriyor bize? İşte Biga'da olduğumuzu ve güneşli olduğunu, 15 derece olduğunu gösteriyor ama bana sorarsanız bunlar yeterli değil. Bu şekilde yaptığımız zaman da aşağıya doğru çektiğimiz zaman da bize fotoğraf arka kamerayla fotoğraf çekilmemiz olanak sağlanıyor. İşte bu şekilde orijinal ya da blur efektli bir şekilde fotoğraf çekilmemize olanak sağlanmış. Bunu da en azından belirtmiş olalım. Gerçekten bu bağlamda hani oldukça başarılı. Ama dediğim gibi sadece fotoğraf çekme tarafında başarılı, daha iyi bir yazılım sunması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz Mustafa'ya söyleyelim bizi arasın, nasıl göründüğünü hep beraber bir yakından bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Mustafa beni arıyor ama Musta yazısını görebiliyorsunuz. Yani burada dediğim gibi Mustafa'nın eser yok şimdi. Musta arıyor beni arkadaşlar. Burada şu anda mesela ne oldu? Yani bunu ben bu şekilde attım. Yani No'ya da atamadım. Yes'e de atamadım. Yani şu an dediğim gibi şu an telefon çalıyor. Şu an telefon çalıyor mesela. Yani şu an telefon çalıyor ama Mustafa'yı da göstermiyor. Ya anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani böyle bir sıkıntı var. Ya yani Mustafa beni arıyor şu anda ama dediğim gibi maalesef burada onu bile göstermiyor. Yani ciddi anlamda yazılımsal problem var. Bilmiyorum bu problemler nasıl aşılacak, nasıl aşılamayacak hep beraber göreceğiz ama en azından arayüzü anlatıyor. Arayüzü belki anlatırken anlatacaktık bunları ama arayüzü en azından bunları anlatmayız. Tasarımda anlatırken, bu ikinci ekrandan bahsederken en azından bunu da anlatmak ihtiyacı hissettim arkadaşlar. Bunu belirteyim.
Tasarıma baktığımız zaman arkada 2 adet kamera var. Bunlar oldukça başarılı. Gördüğünüz gibi burada bir mesaj geldiğini gösteriyor Google'dan ama ne mesajı geldiğiyle ilgili en ufak bir fikir yok. Buna tıklayıp buna bakmak isterdim. Burada bir tane bir bildirim bir şeyi var burada. Yani bir bildirim var diyor ama ne bildirim olduğunu görmüyor. Mutlaka ikinci ekranı açmamız gerekiyor. Madem ikinci ekranı açacağız arkadaşlar, niye bu ekran var? Yani acaba hani ben mi yanlış bir şey yapıyorum diyorum. Hayır, yani yok. Yani kesinlikle ve kesinlikle göstermiyor arkadaşlar bunu ikinci ekranda. Bunu en azından belirtmiş olalım. Tasarım tarafında malzeme kalitesi, hani bu oldukça başarılı bir malzemesi var. Yani gerçekten başarılı bir malzemesi var ve manezyum alaşımlı bir arka yüzey var. Çok güzel görünüyor. Bunu söyleyeyim, mat bir yüzey ama tabii ki her ne olursa olsun mat da olsa arkadaşlar, şunu bir sileyim dedim şöyle. Mat da olsa parmak izini gösteriyor. Bence gösteriyor. Ama dediğin gibi oldukça başarılı. Mevzu şurada mevzuyu görüyoruz. Yani logosunu görüyoruz ve oldukça güzel konmuş bir logo. Bana sorarsanız yine bugüne kadar gördüğümüz tüm telefonların içindeki en güzel logo dizilimi bence Meizu'da. Bunu en azından belirtelim. Bu bağlamda oldukça başarılı. Telefonun ön tarafını çevirdiğimiz zaman ön tarafta gördüğünüz gibi bir adet parmak izi okuma sensörü bulunuyor. Burada home butonumuz görünüyor. Fakat bu home butonu dediğim gibi arkadaşlar maalesef sadece gördüğünüz gibi ben dokunduğum zaman çalışmıyor. Sadece basarak çalışıyor, bunu söyleyelim. Evet, nasıl bir performansı var? Kötü değil. Evet. Bunları arayüzde gösterecek belki ama tasarımda hafiften girdik. En azından arayüzde anlatırız arkadaşlar. Aynı yerde hiç kesmeden arayüzde anlatmış oluruz. Telefonun altta ve üstte ciddi anlamda bir yani çerçevesel bir boşluk var. Bunu söyleyelim. Hatta şöyle gösterirsek herhalde daha net bir şekilde anlayacaksınız diye düşünüyorum. Dediğim gibi aşağıda ve yukarıda boşlukları var. Bu boşluklar mutlaka firma tarafından daha iyi hale getirilmeli. Oysa ki yan tarafta aynen Nubia telefonlarında olduğu gibi oldukça çerçevesiz bir yapı görüyoruz. Bu bağlamda güzel ama altta ve üstteki bu yapının mutlaka değişmesi lazım. Zaten 18:9 ekran formatı ile beraber de benim tahminim bu yapı mutlaka değişecektir. Bunu belirtelim. Telefonun işte yan tarafına baktığımız zaman ses açma kapama butonunu ve güç tuşunu aynı yerde konuşlandığını görüyoruz arkadaşlar. Bunların basma hissiyatı da oldukça yeterli. Yan tarafta ise microSD kart girişini görüyoruz arkadaşlar ve SIM kart girişini görüyoruz. Yukarıda bir adet gürültü engelleyici mikrofonumuz var. Aşağıda ise arkadaşlar bir tane mono hoparlör var. Type-C bağlantı noktası var ve hemen yan tarafında mikrofonu, onun da yanında 3.5 mm kulaklık girişini görüyoruz. Bu oldukça başarılı. En azından bunu söylemiş olalım. Telefonun ön tarafında yukarıda AIZ'in hemen yan tarafında 16 megapiksellik bir kamera sensörünü görüyoruz. Bu da oldukça başarılı. Telefonun ön tarafında maalesef ki belki yani Çin telefonlarının birçoğunda var bu ama bu telefona konmamış. Flash ışığı yok arkadaşlar. Bunu belirtelim. Şimdi telefonun tasarımsal özellikleri bunlar. 2.5D kesim var. Zaten bu Çin telefonlarında oldukça uzun zamandan beri kullanılan bir kesim. Bu 2.5D kesim ve telefonun bana sorarsanız kaliteli gösteriyor. Telefon ince ve güzel bir telefon. Sağlam bir telefon. Bunu da belirteyim. Yani ben bu telefonu kullanırken yani düştüm, attım falan filan bir sürü şey yaptım arkadaşlar. Bir problemle karşılaşmadım. Hatta çizme noktasında da yani şu ekranda gördüğünüz gibi şu anda çiziyorum. Ama anahtarla çiziyorum arkadaşlar şu anda. Ama gördüğünüz gibi hatta şöyle gösterirsem daha net olacak. Şu an herhangi bir çizik falan filan yok arkadaşlar. Bunu belirtelim. Yani bu bağlamda oldukça başarılı. Telefonun en azından çizilmelere karşı da duyarlı bir yapısı var. Bunu belirtelim. Çok fazla uzatmadan hemen kısaca arayüzünden bahsedelim. Daha sonra kamera arayüzünden bahsedip biraz toparlar ve bu videoyu bitiririz. Arkadaşlar telefonda arayüzüne hemen geçtiğimiz zaman oldukça güzel akıcı bir arayüzü var. Zaten biraz sonra arayüz hız testini yapacağız. Nasıl bir sonucu atacak, imza atacak ben de çok fazla merak ediyorum ama hep beraber göreceğiz. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben telefon kullandığım süre zarfı içinde bir problemle karşılaşmadım. Oldukça akıcı, oldukça dediğim gibi başarılı bir arayüzü var. Yani kendi fiyat segmentinde daha iyi arayüzler var mı? Açıkçası var. Burada kendi telefonun şeyi de var, özür dilerim, web tarayıcısı da var. Yani sadece Google Chrome kullanmak zorunda değilsiniz ama yani en azından işlenme açısından Google Chrome kullanmanızı size tavsiye ederim. Bunu da belirtmiş oldum. Telefonda dediğim gibi baktığınız zaman işte yana doğru kaydırmalı bir yapı görüyoruz. Zaten Çin telefonlarının çoğunda bu yapıyı görüyoruz arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Hemen dilerseniz hatta şöyle yaparsak bu şekilde çektiğimiz zaman özür dilerim.
Evet pardon, yukarı doğru çektiğimiz zaman son uygulamaları da bize gösteriyor arkadaşlar. Bu son uygulamaları da buradan dediğim gibi bulabiliyorsunuz. Burada işte Cristiano Ronaldo falan filan MMA falan filan yazıyor ama bunları ben aratmadım. Muhtemelen bu çok fazla aranan bu işte telefonu kullananlarda mı artık aranılan şeylerden bahsediyor diye düşünüyorum. Herhalde çünkü Cristiano Ronaldo'yu falan aratmadım. Hatta Tradenational Aira yazıyor. Cable Providers yazıyor. Ne bileyim anlamadım arkadaşlar. Bunları ben aratmadım. Google ya da zaten Google kullanmıyor. Yandex altyapısıyla çalışıyor. Mesela hatta göstereyim onu size. O da çok enteresan. Yani Yandex'te çalışması da Tekno yazdık. Ne çıktı? Enteresan şeyler çıktı. Teknobura.net yazalım. Gördüğünüz gibi Yandex'e çalışıyor arkadaşlar. Yandex'e çalışmasa bir Google telefonu, o da enteresan ama tabii ki bu telefon Çin'de satıldığını düşündüğünüzde Çin'de Google'a destek vermeyen bir telefonun bence Yandex'te gelmesi aslında şimdi düşününce çok da mantıklı geldi. Bunu en azından belirtmiş olalım. Şimdi hemen ayarlara girelim. Hatta şuradan bildirim tarafını göstereyim. Bildirim tarafında ne var? İşte bunları zaten kendiniz özelleştirebiliyorsunuz tabii ki, takdir edebileceksiniz ama burada mesela VPN seçeneği var. Tabii ki bu VPN seçeneği de oldukça önemli. Bu VPN seçeneği çünkü Çin telefonlarında artık olmazsa olmaz bir şey VPN ve ciddi anlamda burada VPN kullanıyor. Şurada akıllı dokunmatik diye bir özellik var arkadaşlar. Bu akıllı dokunmatiğe bastığınız zaman da burada mesela başka bir şeyler yapıyor bu akıllı dokunmatik yaptığınız zaman. Bunu işte çektiğiniz zaman, dokunup bastığınız çektiğiniz zaman işte son uygulamalara falan filan giriyor arkadaşlar. Mesela bu şekilde yaptığınız zaman farklı farklı şeylere giriyor. Ya da ne bileyim mesela bastığınız zaman geri geliyor menüden. Bunu kullanabilirsiniz. Yani çok kullanışlı mı kullanışsız mı çok fazla bir şey diyemeyeceğim ama atıyorum mesela bir şeye girdiniz. Buradan geri gelmek için bastığınız zaman direkt çıkabiliyor. İşte aşağıya gitmek zorunda değilsiniz. Burada dediğim gibi bir özelleştirme en azından adamlar bize sunmuşlar. Bunu belirteyim. Çok kullanılır kullanılmaz. Bu da dediğim gibi sizin takdiriniz ama işte burada ekran görüntüsü alma diye bir seçenek var. Ekran görüntüsünü alıyor. Atıyor arkadaşlar. Burada ekran görüntüsü bu şekilde problem değil ama bunu bu şekilde aldığınız zaman bu ekran görüntüsünü buradan save etmeniz lazım ki bizim pil testinde ciddi anlamda sorun yaşadığımız bir şeydi. Eğer bunu dediğim gibi hem işte ses kapama ve güç tuşuna bastığınızda eğer bunu save etmezsiniz ki bu da mesela İngilizce. Bunu da belirtelim, bu da enteresan. İşte edit screenshot falan filan yazıyor. Bu da İngilizce arkadaşlar. Burada ekran görüntüsünü almıyorsunuz. En azından bunu da belirtelim. Baktığınızda telefon hakkında diyor. Telefon hakkında baktığımız zaman evet şurada e-mail numarasını göstermeyelim istedim. Çift e-mail numarası var. Bu arada bunu söyleyelim arkadaşlar. Evet. Burada maalesef e-mail numarasını göstermeden, hiç uğraşmadan arkadaşlar. Android 7.0 var. Flyme de var. Kendi arayüzü arkadaşlar. Bunu da en azından söylemiş olalım. Burada başka size gösterebileceğim burada ilginç ne var? Hatta rahatsız etme modu falan filan, artık bunlara bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Bütün telefonlarda var. İkinci ekran seçeneği var. Gördüğünüz gibi ikinci ekran seçeneği İngilizce. Secondary Display yazıyor. Buna tıkladığımız zaman burada işte bizde ekranda neler olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Bunu nasıl işte şey yapabiliriz, uygulayabiliriz. Bunları görebiliyoruz. Buradan mesela bunu tercih ettiğimiz zaman istediğimizi buradan ekleyip çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Ondan sonra arkadaşlar işte iki kere tıklatmakta uyansın uyanmasın bunları şey yapabiliyorsunuz. Otomatik ekran kapatmayı söylüyorsunuz. İsterseniz bunu arkadaşlar 5 dakika boyunca şey yapabiliyorsunuz. Açık bırakabiliyorsunuz o arkadaki ekranı. Onu da belirtelim. Burada bildirimler, bildirim yöneticisi var. Burada neyi bildirip neyi bildirmeyeceğini size söylüyor. Dilerseniz aramaları buradan bildirmemesini engelleyebiliyorsunuz. Ya da bildirimleri, gelen bildirimleri buradan engelleyebiliyorsunuz falan filan. Burada böyle kendi çapında bir güvenlik ağı oluşturmuş gibi geliyor. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar şu görüntü, az önce artılarının eksilerinden bahsetmiş olduğum sisteme gelelim. Mesela şu an standart var. Şu an dinamiğe geçtiğimizde böyle görünüyor. Standarda geçtiğimiz zaman da böyle görünüyor. Hatta bunu dilerseniz şöyle bir yaparsam herhalde daha net bir şekilde göreceksiniz. En azından dediğim gibi bazı arkadaşlar çünkü mutlaka bana şey diyecekler. İşte abi sen bu telefona çamur mu atmak istiyorsun diyeceklerdir. Ve hep beraber isterseniz şurada Angry Birds Pops'ta bir bakalım. En azından burada çünkü çok farklı farklı renk toplar var.
o topların nasıl bir renk farklılığı yarattığını hep beraber görebiliriz diye düşünüyorum. Umarım telefon da bu arada açılır. Ha, burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Buna baktığımız zaman burada işte kayıt etme özelliğine falan filan sahibiz. Birilerine dediğim gibi gönderebiliyoruz. Hatta oyun oynadığımız bir ekosistem varsa bunlara buradan mesaj da gönderebiliyoruz. Böyle bir arayüz yapmışlar. Bu da oldukça başarılı. Hatta şunu dilerseniz yapalım, gösterelim. Burada dediğim gibi bir sürü şey var. Top var. Bu topları şimdi bakalım hep beraber arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada şu anda ekran standartta. Ekran arkadaşlar dinamiği alıyorum. Şu an topların güzelliğine bakar mısınız? Görebiliyor musunuz şu anda? Evet. Şu an topların bir güzelliğine bakın. Bir de şimdi bakın ben ekranı dinamikten standarda alacağım. Şimdi bakın nasıl görünüyor. Farkındasınız değil mi? İşte dediğim şey bu. Burada dediğim gibi ekran tarafında bize ürün umarım daha iyisini sunar. Şimdi hemen buradan tekrar menüye girelim. Bu arada menüye girdik çıktık. Enteresan bir şey oldu mesela bu şeyle gitti. Ya arkadaşlar işte böyle şeyler denk geliyor. Yani mevzu umarım izliyordur. Gördüğünüz gibi ekran arka taraftaki duvar kağıdı gitti. Yani ben az önce duvar kağıdını değiştirmiştim. Bu duvar kağıdı nereye gitti? Bu duvar kağıdı burada. Uygula diyelim. Her ikisine diyelim. Tamam diyelim. Tamam. Evet, enteresan. Yani duvar kağıdı az önce gitti. İşte dediğim gibi bazı eksikleri var telefonun. Umarım firma bu eksikleri giderir falan filan. Bunu en azından söylemiş olalım. Daha sonra parmak izi var. İşte parmak izi güvenliği falan filan var arkadaşlar. Bu doküman saklama, işte uygulama kilidi. İsterseniz parmak izine göre şu uygulamayı gizle, bu uygulamayı gizle falan filan diyebiliyorsunuz. Misafir modu var. Bu misafir modu da bu bence güzel bir şey. Telefonu çünkü çok fazla merak eden insan var. Telefonu kendi arayüzüyle vermek istemiyorsanız misafir modunu devreye getirip bu misafir modunda arkadaşlar farklı bir kullanım ekran açılış yöntemiyle parmak izi ya da desenle arkadaşlar burada size farklı bir ayrıcalık sunulabiliyor. Tabi burada root ayrıcalığı yazıyor. Root ayrıcalığı da arkadaşlar nedir? Bu root ayrıcalığı sayesinde telefonumuzun root edebildiğimiz zaman bazı ayrıcalıklara kavuşuyoruz. En azından bunu söyleyelim. Mevzu hesabı var. Şudur budur falan filan bir sürü şeyler var arkadaşlar. Telefonun dediğim gibi arayüzü bu. Dilerseniz tüm telefonlara yapmış olduğumuz arayüz hız testini bu telefona da yapalım. Ve bize ne sunuyor ne sunmuyor hep beraber bakalım. Siz de en azından diğer telefonlarla bu arayüz hız testini karşılaştırmış olabilirsiniz. Arayüz hız testini yaptıktan sonra size bazı yaptığımız benchmark testlerini de paylaşalım. Ve daha sonra kamera arayüzüne hep beraber geçiş yapalım. Arkadaşlar şimdi hemen şöyle söyleyeyim, toplamda 3 dakika 20 saniyelik bir performans sergiledi. Bu testi bir kere yaptım, birden fazla yapmak falan filan değil derdim. Telefonun normal günlük en hızlısını, en iyisini bulmaya çalışmıyorum. Telefonu dediğim gibi son uygulamanı kapattım ve sizler gibi telefonu arkadaşlar açtım. İlk turu 1 dakika 56 saniyede yaptı. Gerçekten yüksek bir rakam. İkinci turu 1 dakika 23 saniyede bitirdi. Toplamda 3 dakika 20 saniyelik bir yani skora imza attı. Bu skor evet gördüğümüz en iyi skorlar değil orta segmentte ama hani orta segmentin kötüsü diyebiliriz arkadaşlar buna. Bunda da ciddi anlamda Angry Birds Pops oyununu beklerken gördük. Bunun dediğim gibi hani sebebi nedir ne değildir bilemiyorum ama mutlaka dediğim gibi telefonun bir güncelleme ihtiyacı var. Oysa ki dediğim gibi 3. parti uygulamanın oldukça başarılı bir şekilde açtı arkadaşlar ama
oyunları açarken dediğim gibi biraz bekleri. Bu da telefonun dediğim gibi işte işlem gücünün biraz daha düşük olmasından kaynaklanıyor. Umarım dediğim gibi bu telefonun yeni modelleriyle birlikte bunlar da aşılır. Belki Android 8.0 ile biraz daha iyileştirilmiş bir arayüz bizlere sunulur. Benim en azından telefon arayüzüyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Birkaç tane güvendiğimiz benchmark testi var. Bunları sizlerle paylaşalım. Daha sonra da kamera arayüzüne geçiş yapalım. Arkadaşlar telefonun arka tarafta çift kamerası var ve gerçekten bu çift kamera oldukça başarılı çalışıyor, bunu söyleyeyim. Dilerseniz hemen kamerayı açalım. Zaten kamera arayüzü açık olduğu için arayüzsüz sesinden dolayı hemen hızlı bir şekilde açıldı. Hatta bir daha yapalım. Şuna iki kere basınca, o butona basınca da arkadaşlar kamera açılıyor. Bu da kısa yolu bu. Bunu da bilin, oldukça hızlı bir şekilde açılıyor. Şimdi bu telefonun şuraya bastığımız zaman bize çekim modlarını gösteriyor. İşte makyaj yapabiliyoruz. İşte pro modu var. Ağır çekim özelliği var. İşte geçen süre var, burada sosyal medyada falan filan fotoğraf çeken insanlarsanız hakikaten bu şey yapıyor. İşte barkod tarayıcı var, panorama modu var. Siyah beyaz, dediğim gibi ikinci bir monokrom kamerası olduğu için siyah beyaz çekim yapabiliyorsunuz. Bunu da söyleyelim. İşte GIF oluşturabiliyorsunuz. Burada farklı çekim modları var. Başarılı pro modu var. Yani fotoğraf çekmeyi seven bir insansanız ve fotoğraf çekmeyi de biliyorsunuz, burada ciddi anlamda iyi şeylere imza atabilirsiniz. Burada güzellik modu var. Eğer bu güzellik modunu aldığınızda karşı tarafta bir şey çekmek istiyorsanız, burada ciddi anlamda iyi bir hani yüzün pürüzsüz hale getirilebildiğini istediğiniz şekilde buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunu belirtelim arkadaşlar. Telefonda hatta güzellik değil, fotoğraftan dilerseniz devam edelim. Çünkü asıl pardon. Hatta şöyle yaparsak neden? Evet. Burada HDR modu var. Bu HDR modu isterseniz açıp isterseniz kapatabiliyorsunuz. Ama bunun otomatik modu yok. Bu da enteresanmış. Hakikaten enteresanmış. Burada blur efektine geçiş yapabiliyorsunuz. Ve burada zaten işte bu da İngilizce yazıyor. İşte en iyi fokus odağını 1.5 metreden alabilirsiniz diyor. Bunu dediğim gibi kapatabiliyorsunuz. Burada dilerseniz farklı farklı çekim efektlerini kullanarak, bu sihirli çubuğa basarak bu çekim efektlerini kullanabiliyorsunuz. Kamera dediğim gibi yani başarılı bir kamera, çok kötü değil. Yani biraz daha arayüzün özelleştirmeye ihtiyacı var mı? Bana kalırsa var. Burada fotoğraf modunu, işte efendim söyleyeyim zaman işaretini falan filan, şunları bunları işte şey yapabiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz, çıkartabiliyorsunuz. Burada dilerseniz işte device watermark yazıyor. Dilerseniz işte bu Meizu Pro 7 ile çekilmiştir falan filan yazıyor ya altına. Onu açıp kapatma imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Bunu belirtelim. Telefonun ya kamera özellikleri bunlar. Şuna bastığımız zaman da burada şey çıkıyor. Yani, bu da nedir diyen arkadaşlarımız olacak. Kokoreç arkadaşlar. Bunu biraz sonra zaten canlısını göreceksiniz. Şunu biraz silersek herhalde daha güzel olacak diye tahmin ediyorum. Evet, şöyle güzel. Bunu bu şekilde yaptığımız zaman arkadaşlar bize gösteriyor. Buradan güzellik seviyesinde şu anda arkadaşlar. Güzellikte işte gözümü, insanların gözünü açıp kapatabiliyorsunuz. Ya da işte yüzünü inceltebiliyorsunuz. Bunun yanında işte bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Burada tenin yumuşatılmasını sağlayabiliyorsunuz. Ya da arkadaşlar burada özür dilerim. Evet, bazen benden de kayıyor. Hem bir yandan ekrana bakıp hem bir yandan bu işi yapmaya çalışınca bazen benden de işte razı kaçıyor. Burada dediğim gibi farklı çekim efektlerine sahipsiniz. Bunu belirtelim. Bu çekim efektlerini kullanarak çok rahat bir şekilde şey yapabiliyorsunuz. Burada makyaj var arkadaşlar. Bu makyaj var. Mesela bakın şöyle bir şey yapayım. Hiçbiri var mesela. Burada şey yaptığım zaman şöyle görünüyor mu? Evet, mesela şurada gözüm böyle büyütüyor benim arkadaşlar. Mesela göz seçeneği var. Bakın. Evet, şöyle yaptığım zaman herhalde daha, hatta burada arkadaşlar şey var. İşte yanakları kırmızı hale getiriyor falan filan. Bir sürü şey var. Lolita. Beni Lolita yapıyor. Yani şunu söyleyeceğim. Burada hani gerçekten kadınlar için yapılmış bu. Çok net söyleyeyim. Burada makyaj seçeneğiyle beraber telefonda birçok özelliği isterse kadınların beğenisine sunulmuş. Burada arkadaşlar akıllı ya da gelişmiş seçeneklere tıklayarak buradan dediğin gibi işte yüzü incelt, gözümü büyüt, efendim tenimi biraz daha iyi hale getir seçeneklerini telefonda kullanabiliyorsunuz.
Ön kamera tarafında bence yeterli optimizasyon sağlanmış. Çekim modları da var arkadaşlar burada dediğim gibi. Burada da yine pro modu geçebiliyoruz, görebiliyoruz falan filan. Arka tarafta ne sağlandıysa ön kamerada da bunun sağlandığını görüyor muyuz dedim. Ön kamerada arkadaşlar bakın şimdi enteresan. Şimdi ön kameradayız. Şurada şeye bastım. Modlara bastım. Siyah beyaz dedim. Arka kamera geçiş yaptı. Yani ön kamerada madem siyah beyaz efekti yok arkadaş yani burada. Bunu niye buraya koydum? Ya dediğim gibi arkadaşlar hani prototip bir telefonmuş gibi izlenim bende bunlardan dolayı verdi. Bunu belirteyim. Yani burada da mesela siyah beyaz işte black and white yazıyor yani hala burada da o İngilizcenin devam ettiğini görüyoruz. Maalesef bununla ilgili bir problem var. Umarım firma bunu bir an evvel aşar. Benim kamera arayüzüyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şuradaki bu blur efekti nasıl çalışıyor? Bunu zaten biraz sonra yaptığımız testlerde göreceksiniz. Asil Dora'yı çektim bol bol. Asil Dora'ya da bir maşallah derseniz gördüğünüzde çok sevinirim arkadaşlar. Nazar değmesin oğluma. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmayalım ve telefonun kamera tarafında bize ne sunduğunu ne sunmadığını hep beraber yakından bakalım. Hem video örnekleriyle hem fotoğraf örnekleriyle bunu hep beraber yakından bakacağız. Daha sonra kısa bir toparlama yapalım ve bu videoyu bitirelim. Arkadaşlar şu an Meizu Pro 7'nin ön kamerasındayız. Bu şekilde bir ışık aldı karşıdan. Böyle gayet güzel görünüyor. Mesela şu anda da gayet güzel görünüyor. Ama şöyle döndürdüğüm zaman arkadan ışığı aldığında ön tarafı acaba yüzümü yapabilir mi dedim. Ama pek yüzümü de yani şu anda mesela tam yüzüme dokunduğum zaman yüzümü de hani oraya odaklamadı. Ya ben arka tarafı biraz daha koyutabilir diye düşünmüştüm ama mesela şöyle döndüğüm zaman gayet mükemmel görünüyor. Ama dediğim gibi yani şu anda ışığı ters aldığı zamanlar biraz sıkıntı yaşatabiliyor anladığım kadarıyla. En azından ön kamera şu anda Full HD çekim yapıyor. Evet tabi ön kamerada ve arka kamerada OIS desteği olmadığı için maalesef işte hani o titremeleri, el titremeleri çok fazla absorbe edemiyor. Bunu belirtelim. Yani şu anda ön kameranın en azından video performansı bu. Biraz dediğim gibi böyle hani arka taraf ışık aldığı anda tamamen ve tamamen gidiyor ama yine de fena değil. Bunu belirteyim. En azından görünen bu yani. Tabi şey yaptığımız zaman nasıl bir sonucumuz olacak bilmiyorum ama şöyle yaptığım zaman da arkadan ya ışık aldığı zaman gerçekten güzel görünüyor. Zaten bu hani kameranın normalde fotoğraf çekme kabiliyeti de ışık aldığı zamanlar oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Diğer kameralarla, diğer şeylerle, telefonlarla da karşılaşma imkanına sahip olacaksınız. Şu anda dediğim gibi enteresan bir performansı var. Baksanıza şimdi mesela şu anda ışık aldığı zaman hakikaten güzel görünüyor. Ama dediğim gibi biraz hani ışığı arkadan aldığı anda enteresan sonuçları imza atabiliyor. En azından onu söyleyeyim. Şimdi biraz dilerseniz arka kamera geçiş yapalım. Bakalım arka kamera bize Meizu Pro 7'de ne sunacak. Evet şu anda Meizu Pro 7'nin arka kamerasıyla çekim yapıyorum. Ve arka kamerasının nasıl bir sonuca imza attığını hep beraber göreceksiniz. Evet. Güzel görünüyor. Bir sıkıntı yok. Yazdan burada. Yani aynı şekilde ön kameradaki şey... Merhaba Serkan'cığım. Ön kameradaki durumla arka kameradaki de aynı. Işık alan yerlerde ciddi anlamda sıkıntı yaratabiliyor ama ışık yani ışığı ters aldığında biraz sıkıntı yaratabiliyor ama ışığı almadığı zaman yani ışığı arkadan aldığında mesela şöyle bir göstereyim. Şu an biraz daha ışığı arkadan alıyoruz. Burada mesela oldukça akıcı bir halde olabiliyor. Ama dediğim gibi hala şu mesela orta tarafın bir karanlık halde olduğunu söyleyeyim ki olsa güneş var şu anda gökyüzünde. Biraz daha dediğim gibi daha iyi bir performans sunmasını beklerdim ben kamera tarafında. Video çekimi tarafında diyeyim. Ama fotoğraf konusunda çok fazla sorun yok. Hani fiyatını hak ediyorum derseniz bence fiyatı hak ediyor. Telefon çaldı hemen şunu bir No'ya alayım. Burada dediğim gibi kararsızım. En azından şöyle bir akışı da göstereyim. Evet. Akıcılık da bu arkadaşlar. Yani şu anda Full HD'de 30 kare saniyede çekim yapıyor. Ve burada çok da fazla bir sorun en azından teşkil etmiyormuş gibi bir izlenim var.
Ama dediğim gibi biraz daha diyafram tarafında daha iyi sunabilmeliydi. Bence daha iyi sunabilmeli diyafram tarafında ama maalesef çok fazla en azından bize bir şey sunmuyor. Video çekimi tarafında çok başarılı değil ama dediğim gibi bir karartı var. Şimdi yani videoyu attığım zaman nasıl çıkacak bilmiyorum ama şurada bir karartı var. Gayet güzel çekiyor. Evet. Durum bu arkadaşlar. Yani karar tabii ki sizin her zaman olduğu gibi. Ben şimdi şunu söyleyeyim. Dilerseniz telefonun videosu, yani özür dilerim, kamerasıyla çektiğimiz fotoğraflara hem ön hem arka kamera birçok fotoğraf çektik. Bunları sizinle paylaşalım ve daha sonra da dediğim gibi kısa bir toparlama yapıp bu videoyu bitiririz. Arkadaşlar şu anda evet Mevzu Pro 7'nin ön kamerasında gece video çekim yapıyoruz. Evet biraz tabii aydınlık, yani burası çok karanlık değil ama yine düşük ışık sayılabilir. Nasıl bir sonucu imza attığını hep beraber görebilirsiniz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Az önce mesela ben bu videoyu yapmadan evvel, çekmeden önce yani başlattım videoyu ama şunun farkına vardım sonradan. Yani lensi silmediğimin farkına vardım ve lenste gerçekten çok ciddi bir bulanıklık oluştu. Şaşırdım, ondan sonra alalım dedim, sileyim şunu. Umarım editör arkadaşlarımız da böyle yapar. Silerler diye düşünüyorum. Şu an yolda yürüyorum. Evet tabii ki OIS desteği falan yok. Zaten hep bunu söylüyorum. Yani bu fiyat segmentinde mutlaka OIS desteği olması lazım. Ama şu an yok. Ön kamerada, yani düşük ışıkta yani başarılı değil. Çok net söyleyebilirim bunu. Yani şu an yani yüzümün sağ tarafı görünmüyor. Ama işte şöyle ışık aldığı zaman fena değil. Ama dediğim gibi biraz ya diyaframla ilgili hakikaten sıkıntı var. Diyafram 2.0 diyor ama sanki 2.0 değilmiş gibi bir izlenim var bende. Şu an yani durum bu. Hatta biraz da şöyle geriye doğru gideyim ki en azından ışığı da karşımızdan alalım. Nasıl bir sonucu imza atacak, en azından hep beraber kendinize görmüş olun. Yani Mevzu Pro 7'nin ön kamerası gece video performansı böyle. Dilerseniz bir de arka kameraya geçiş yapalım. Ve şu anda Mevzu Pro 7'nin arka kamerasındayız. Arka kamerası gece çekim yapıyoruz. Yani kötü bir performans yok. Onu söyleyebilirim. Şu an ışıkları karşıdan alıyoruz. Ya önde de arkada da tabii bu OIS desteğinin olması bence ne dersiniz deyin ciddi anlamda problem yaratabilir. Evet. Şu an yolda yürüyoruz. Biraz da böyle yürüyelim. En azından şunu da görmüş olabilirsiniz. Yani gece en azından video performans anlamında çok kötü değil. Bazen ara ara şöyle şuralarda görüyorum. Ufak ufak bir sallamaya bağlı olarak sanki odağın kayması ile ilgili bir problem varmış gibi bir hissiyat oluşturuyor ama yine de hiç unutulur mu? Okul yılları çalıyor Cengiz Kurtoğlu. Gençliğimi yedim bu şarkılarla. Evet, gerçekten öyle. Burada en azından hem gece hem gündüz çekim yapıyorum ki aynı yerde, aynı lokasyonda. Hatta tüm telefonlarla aynı şeyi yapıyoruz. En azından karşılaştırma imkanına da böyle sahip olabilirsiniz diye düşünüyorum her zaman. Sen şu an şurası açık gösteriyor. Bu da oldukça başarılı. Yani bunu beğendim. Tabii. Yani Mate On Light'la da onun testini yapmışız zaten. Onunla da karşılaştırabilirsiniz. Onlara nasıl bir sonucu imza attığını hep beraber görebilirsiniz. Kanka söyleyeyim mi ben? Değil mi? Onu da en azından karşılaştırmıştık. Oğlum şöyle yaptım bak. Pişman oldum onlara bazen. Leicester'a verdim. Gipsig'e verdim. Evet. Pasir kardeşlerimiz ya. İddia oynamışlar ve sanıyorum kaybetmiş şu kardeşim. Şu anda da Manchester'a. Manchester zaten bu sene kime kaybettirmedi? Merak ediyorum Manchester'dan kaybetmeyen var mı? Evet, şu an arka kamera bence çok kötü değil. Bunu çok net söyleyeyim. Bence videoda arka kamera benim için şu anda sınıfı geçti. En azından bunu belirtebilirim.
Şimdi telefonda çekmiş olduğumuz fotoğraflara hadi gelin hep beraber yakından bakalım. Daha sonra kısa bir toparlama yapar ve bu videoyu bitiririz. Son olarak şunu söyleyelim. Madem Mevzu Türkiye'ye ücretsiz bir şekilde danışmanlık veriyoruz. Hemen şunu da belirtelim. Mevzu'nun bir kere öncelikle şunu anlaması lazım. Türkiye'deki kullanıcıların ne beklediğini anlaması lazım. Bu telefon Android 8.0 alırsa bu telefonun satışı daha kolay bir şekilde yapılabilir. Ama şu anda Mevzu'nun Android 8.0 destekleyen telefonu da yok. Umarım firma bunları göz önünde bulundurur ve bir an evvel insanların en çok Türk halkının en çok istediği şeylerden bir tanesi güncellemeyi bu telefona verebilir. Güncelleme ile beraber hem pil tarafında hem de ikinci ekran tarafında bir yenilik gelirse bu telefon artık hani bir noktada al beni haline gelebilir. Yani ama dediğim gibi bu haliyle GSM operatörlerinde de satılmadığını düşündüğünüz zaman çok fazla ben başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Umarım firma bu söylediklerimizi anlar, bu söylediklerimizi de yanlış anlamaz. Çünkü bunları dediğin gibi ben firma adına sanki dediğin gibi bir danışmanlık yapıyormuş gibi yapıyoruz. Yani incelemelerimiz biraz böyle oluyor. Telefon iyi bir telefon. Bence yenilikçi ve inovasyon dolu bir telefon ama ciddi anlamda güncelleme ihtiyacı var. 2199 TL'ye satılan bu telefon tam karşısında Mate 10 Lite var ki Mate 10 Lite şu anda baktığınız zaman biraz daha uygun fiyata da gelebiliyor. Özellikle Türk Telekom, Vodafone gibi yerlerde ciddi anlamda kampanyalarla satılıyor Huawei Mate 10 Lite ve 24 aylık sözleşmelerde neredeyse hemen hemen hiç vade farkı alınmadan bu telefonlar satılıyor. Bu bağlamda dediğim gibi tam karşısında bu telefonların olması oldukça zor. Bu telefon eğer Mevzu Türkiye derse ki kardeşim ben bu telefonu zaten GSM operatörleri için değil, ben bu telefonu gitti gidiyordan satmak için getirdim, N11.com üzerinden satmak için getirdim diyorsa orada da karşısına Nubia ve Xiaomi gibi markalar çıkacaktır. Ve Xiaomi ve Nubia gibi markalar 6 GB sistem belli, Snapdragon 630 Yonga setleriyle beraber gerçekten de Mevzu'nun kafasına vurabilir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Çok güzel bir telefon, çok başarılı bir telefon, sağlam bir telefon ama hem fiyat tarafında hem Android işletim sistemi tarafında, kamera tarafında falan güncelleme ihtiyacı olan bir telefon. Benim en azından telefonla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Hani evet, İşin özü gelince sen 2199 liraya bu telefonu alır mısın derseniz ben 2199 liraya bu telefonu almazdım. Belki 1799 TL seviyesinde falan filan olsaydı bu telefon bir noktada kafamızı çelebilirdi. Ama dediğim gibi bu telefon bu fiyatlandırma ve bu özelliklerle bence 2199 TL'yi çok hak etmiyor. En azından bunu net bir şekilde söylemiş olalım. Yeni videolarda görüşeceğiz. Şimdi hoşça kalın. Bay bay.